İşte Demirci Köyü aslında geçmişte yapmış olduğu el sanatından dolayı bu adı almıştır. Yani geçmişinde burada demirci ustaları varmış. İşte buraya da çevre ilçelerden, çevre köylerden insanlar demircilerle olan o ihtiyacını ya da işte arabalarının, at arabalarının ya da farklı ihtiyaçları karşılamak adına işte demircilerin bulunmuş olduğu bu köye gelirlermiş. Nereye gidiyorsun diye sorduklarında ise Demirci Köyü'ne gidiyorum, demircilerin olduğu köye gidiyorum diye adı günümüze kadar Demirci Köyü olarak gelmiş. Şimdi dedim ya, bir açık hava platosu gibi. Muhteşem bir güzellik var burada. Baktığınız zaman zaten arkamda o kadar güzel evler var ki. İşte bu evler bir de restorasyon yapıldığı zaman işte o zaman gelip görmek lazım bu güzelliği. Şimdi bunların en büyük özelliği şudur. Yeşilçam filmlerinde burası işte o sinemalara mekan olmuştur. Artistler, oyuncular burada aylarca, günlerce, haftalarca kalmış. İşte o bildiğimiz o kadar çok film burada çekilmiş ki hepsinin mekanı olmuş burası. Aksaray çok fazla bilinmiyor. Aslında çok güzel tarihi mekanları, çok güzel tarihi özellikleri, yapıları var. Bir de dedim ya buranın hani 5000 yıllık bir geçmişe sahip diye. Aslında bölgedeki bu evlerin altında bir de yeraltı şehirleri var. Sadece bu yeraltı şehirleri günümüzde gün yüzüne çıkmamış. Ama bir çalışmayla beraber eğer gün yüzüne çıkarılırsa işte Nevşehir'in de önüne geçebilecek kapasiteye sahip muhteşem yeraltı şehri olduğu da söyleniyor. Böylesi güzel, böylesi özel. Hava soğuk, hava güzel bir taraftan. Biz çok keyif alıyoruz. Tarihi mekanları gezmek çok güzel. Dedim ya Aksaray öylesine bir nimeti barındırıyor ki gezdikçe farklı dönemlerin farklı eserlerini görüyor, sizlere gösteriyoruz. Gezmeye devam o halde. Geçmişinde var olan seyyar demircilerin buraya yerleşmesi ve demir işi olanların da buraya gelip gitmesiyle zaman içinde adını alan kasaba günümüzde tarihi evleriyle ön plana çıkıyor. Demirci kasabası Anadolu'nun bağrında yüzlerce yıllık tarihi ve tüm doğal güzellikleriyle ayakta kalan nadir yerlerden. Aksaray'da gezerken aslında o kadar güzel yerleri de keşfetmeye başladık ki farklı yerleri keşfettikçe farklı tarihler ortaya çıkmaya başladı. İşte bu tarihlerle birlikte bakıyoruz ki geçmişimizde biz çok özel yerleri, çok özel mekanları günümüzde de çok güzel bir şekilde muhafaza ederek günümüze kadar ulaştırmışız. İşte onlardan bir tanesidir Demirciler Köyü. Ve Demirciler Köyü'ne geldiğimiz zaman o kadar güzel tarihi mekanları, evleri görürsünüz ki bakın. Hemen arkamda bulunmuş olan bu sokakta ve bu sokağın ilerisine doğru ilerledikçe işte geçmişten günümüze ulaşan bu tarihi yapıları adım adım gezebilirsiniz. 5000 yıllık bir tarih var burada. İşte 5000 yıl öncesinde başlayan bir yerleşimle birlikte işte 5000 yıl sonrası ve günümüze geliyorsunuz, bakıyorsunuz yapılar ayakta. Tabii ki günümüze gelebilmiş hali son 300 yılı kapsıyor. İşte Osmanlı mimarisi, Osmanlı'nın görkemli yapıları ve günümüze gelen bu yapılar derken muhteşem bir açık hava platosu gibi çok hoş bir yere gelmiş oluyorsunuz. Bizler geldik gördük, gezeceğiz. Gezdikçe farklı evleri, farklı yapıları göreceğiz. Çünkü bunlar bölgeye özgü olan, kesme taşlarla yapılmış olan yapılar. Bunları tek tek sizlere göstereceğiz. Bunların ne gibi bir özelliği var? Yani sadece Osmanlı mimarisi mi diyeceksiniz? Hayır. Her bir evin üzerindeki motifler o aileye ait. Yani her aile kendine özgü belli bir takım şeyleri yaptırmış o evler üzerine. Ama köyü gezdiğiniz zaman işte bakıyorsunuz ki %70, %80 oranında bir boşluk var. Yani yaşam sadece %20'lik bir kısmında devam ediyor. Ama o %20'lik kısmı bile işte burayı yaşatmaya, ileriki kuşaklara aktarmaya devam etmesi için bile muhteşem bir duyguyu, muhteşem bir hissiyatı oluşturuyor bizde de. Evet hava çok soğuk, kar yağıyor. İnanılmaz bir soğukluk var. Gezeceğiz, göreceğiz, sokaklarına ineceğiz. Hava soğuk olsa da gezgin burayı, bu tarihi sizlere aktaracak. Osmanlı sivil mimarisi aslında bölge bölge değişiklik gösteriyor. Yani Ege'ye gittiğinizde ahşap
ve kerpiçin uyumunu görürken işte Anadolu'ya geldiğinizde de taş yapıları görürsünüz. Yani bölgeye özgü olan kesme taşlarla yapılmış olan bu tarihi yapılar özellikle Gaziantep, Maraş, Urfa, Aksaray, Nevşehir gibi illerde çok sıkla rastladığımız bir görüntü. 300 yıllık bir tarih. 300 yıllık bir tarihten bahsederken çok az gibi geliyor ama 300 yıl boyunca burada bir yaşanmışlık, bir tarih yatıyor her şeyden önce. Günümüzde her ne kadar birçoğu boş kalmış olsa da ve birçoğu hala kullanılmıyor olsa da aslında bizim gibi buraları tanıtmaya, görmeye gelen insanların da en çok ziyaret ettiği mekanlardan bir tanesi. Mahalle büyük, köy büyük. Köye geldiğiniz zaman alternatif çok. Özellikle yaz aylarında rahatlıkla gezebilirsiniz. Gezdiğiniz zaman da bu yapıyı da, bu tarihi de içerisinizde, içinizde hissedersiniz. İçerisinde yaşayarak. İşte dediğim gibi 27 kilometre uzaklıkta. Aksaray'a yakın bir mesafede. Mutlaka gelin, görün. Biz öyle yaptık. Geldik, gördük, sizlere de gösterdik. Yolumuza devam edelim. Aynı zamanda kasaba, Kapadokya bölgesinde yer alan birçok turistik mekanlara çok yakın bir yerde kurulmuş. Kasabanın kendi sınırları içinde birçok da yeraltı şehirleri mevcut. Onlardan birine